Afrika ziyaretini tamamlayarak yurda dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'ne giderken Üsküdar'da aracını durdurarak bir kafeye girdi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutlu da o kafenin önünde. Evet, aslında basın mensupları için de bir sürpriz oldu diyebiliriz. Çünkü böyle bir program yoktu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne giderken bir anda sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Çengelköy'de NATO yolunda olan bir kafeye oturdu. Hemen şöyle ben kenara geçeyim, arkadaşım da İskender Demirel de sizlere göstersin. Şu anda halen Başkan Erdoğan'ın kafede olduğunu ve içeride gençlerle sohbet ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki biz de uzaktan takip ediyoruz. Zaman zaman içeriden konuşmalar, gençlerle birlikte konuşmalar yapıyor Başkan Erdoğan. Onları dinliyor. Bir taraftan da cep telefonuyla birkaç kişiye bağlandığını da söyleyebiliriz. Muhtemelen gençlerin talebi üzerine birkaç kişiyle de telefonda konuştu. Az önce Başkan Erdoğan tabii gençlere güzel bir sürpriz yapmış oldu. Bir hayli ilgi yoğun. Tabii dışarıda da vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ı görmek isteyenler kafenin önüne toplanmış durumda. Yaklaşık yarım saattir burada Başkan Erdoğan ve biraz sonra ise buradan ayrılmasını ve yine Çengelköy'de bulunan Vahdettin Köşkü'ne gitmesini, burada da 1. Su Şurası'na canlı olarak bir paylaşım yapmasını, videoyla bağlanmasını bu şuraya bekliyoruz diyebiliriz. Dün gece saatlerinde İstanbul'a gelmişti Başkan Erdoğan. Bugün yine sabah saatlerinde İstanbul'da evinde geçirdi vaktini ve ardından da işte bir sürpriz yaparak burada gençlerle birlikte şu anda kafede oturuyor. Biraz sonra da az sonra dediğim gibi Çengelköy'de Vahdettin Köşkü'nde 1. Su Şurası kapanış törenine videoyla bir bağlantı gerçekleştirecek. Tek resmi programı o olarak gözüküyor diyelim. Sözlerinden size bırakalım.